Pekin yönetimi Doğu Türkistan'da son 2 yıldır genişleyerek çoğalan, sözde eğitim olarak lanse ettiği toplama kamplarında milyonlarca Müslüman Türk'ü gözaltına aldığı yönündeki suçlamaları reddetse de gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan'a giderek araştırma yapan Vice News muhabiri, peşine takılan Çinli polislere rağmen bölgede gizlice şahit olduğu korkunç olayları tek tek görüntüledi. Gece yarısı her yer zifiri karanlık iken Kaşgar caddelerindeki bir grup kişinin Çin polisleri tarafından elleri kelepçelenmiş vaziyette karakola götürüldüğünü görüntüleyen muhabir, "Bu benim gazetecilik hayatımdaki en zor ve en üzücü ziyaretlerden biriydi" ifadeleriyle Doğu Türkistan'ın adeta bir polis devletine dönüştüğünü vurguladı. Çin'in mobil uygulamaları ile kullanıcıları 7/24 takibe alarak kişisel bilgileri, gittiği mekanlar, sosyal çevresi gibi birçok verileri toplayan yazılımları ile insanları gözetlediği delillendi. Bir süredir Çin'de ikamet etmekte olan Barıklı Brem isimli bir yabancı tarafından Çin ve Doğu Türkistan'da yaygın olarak kullanılan WeChat yazılımı ile insanların özel bilgilerinin nasıl çalındığı hakkında detaylı bir şekilde makale yayınladı. Barıklı Brem'in WeChat Her Şeyi Görüyor başlığıyla ele aldığı makalesinde WeChat uygulaması kullanıcısının sabah saat kaçta kalktığı, kimlerle neler konuştuğu, hatta kişinin kendisinden başka kimsenin bilmediği bazı verilere de kolayca erişim sağlamakta olduğu yer alıyor. Çin'in Hong Kong idari bölgesinde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki gösteren protestocular meclise bastı. Hong Kong'un İngiltere'den Çin yönetimine geçişinin 22. yıl dönümünde suçluların Çin'e iade yasasını ve özerk bölgenin lideri Carrie Lam'ı protesto eden göstericiler hükümet binasına girdi. Çoğunluğu gençlerden oluşan protestocular binanın cam kapısını, metal el arabaları ve iskele direkleri kullanarak kırdı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bu yıl ikincisi düzenlenen Parlamenterizmin Gelişimi Uluslararası Forumu çalışmaya başladı. Forumda konuşan Rus vekil Dmitri Saveliev, Türkiye-Rusya-İran ve Türkiye-Rusya-Azerbaycan işbirliğinin yeni bölgesel güvenlik sisteminin kurulmasına hizmet ettiğini söyledi. Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitri Saveliev, "Dünyada cepheleşme derecesinin bu denli yüksek olduğu günümüzde, parlamento arası diplomasinin ülkeler arasındaki güven ve karşılıklı anlayışı eski seviyeye döndürebileceğinden emin olduğunu" söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği bir konferansa katılmak için ülkesiyle diplomatik ilişkileri bulunmayan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Katz, BM'nin düzenlediği çevre konferansına katılmak için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yerel yetkililerle de bir araya geldi. Yapılan açıklamada yetkililerin İran'ın bölgedeki etkisinin yanı sıra Tel Aviv ile Abu Dhabi arasındaki ilişkilerin de ele alındığı belirtildi.